Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından birkaç ay önce son Osmanlı padişahı Vahdettin'e yazdığı mektubu Habertürk yazarı Murat Bardakçı yayınladı. O gün yazım olmadığı için meclisin açılışından imdi bahsedecek ve Mustafa Kemal Paşa'nın açılıştan 3 ay önce Ankara'dan Yıldız Sarayı'na zamanın hükümdarı Sultan Vahdettin'e iletilmek üzere padişahın başyaveri Naci Bey'e gönderdiği bir mektubu yayınlayacağım. Paşa, 19 Ocak 1920'de kaleme aldığı mektubunda Kuvayi Milliye'nin tek arzusunun İstanbul'da kalan padişahın kurtarılması ve halife sıfatıyla bütün İslam dünyasında hakimiyet kurmasını sağlamak olduğunu söylüyor. Daha sonra arkadaşı Rauf Bey'i, yani Hamidiye kahramanı ve meclis hükümetinin ilk başbakanlarından olan Rauf Orbay'la eski valilerden Bekir Sami Bey'i hükümdara gelişmeleri anlatmaları İstanbul'a gönderdiğini yazıyor ve padişahtan heyet kabul etmesi ricasında bulunuyor. Büyük Millet Meclisi bu mektubun yazılmasından 3 ay sonra açıldı. Anadolu 23 Nisan 1920'de o güne kadar gerek Selçuklu, gerek Osmanlı devirlerinde hiçbir vesileyle bu derece tantanalısı yapılmamış dini bir merasime sahne oldu. İşgale uğramamış bütün vilayetlerde hatimler indirildi. Buhari şerifler okundu, dualar edildi ve asıl büyük merasim Ankara'da yapıldı. Cuma namazı Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılındı. Namazdan sonra sakalı şerifle sancak-ı şerif çıkartıldı. İlk meclis binası olarak kullanılacak olan İttihat ve Terakki Kulübü'ne bu dini sembollerle beraber yüründü. Binaya girişten önce tekrar tekrar dualar edilip kurbanlar kesildi ve içeriye kurbanların kanları üzerinden sekilerek girildi. Mustafa Kemal Paşa, 19 Ocak 1920'de yazdığı mektubunda, "Anadolu'daki çabalarımız padişahın özgürlüğünü ve hakimiyetini yeniden elde etmekten ibaret değildir. Hükümdarı bütün cihanda hakim kılmaya çalışıyoruz," diyor ve bu arzularının Sultan Vahdettin'e iletilmesini istiyordu. Padişahı kurtarma hedefi sonraki günlerde yaşananlar yüzünden padişahtan kurtulma halini alacak ve cumhuriyete uzanan yolu açacaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın orijinali daha önce bende bulunan ve bir devlet müessesesine 50 sene boyunca açılmamak kaydıyla bağışladığım başka bazı belgelerle beraber hediye ettiğim bu mektubu, siyasi şartlarla mecburiyetlerin zaman içerisinde nasıl değiştiğinin mükemmel bir örneğidir. Paşa, ağdalı bir üslupla kaleme aldığı mektubunda günümüzün Türkçesiyle bakın neler diyor. Padişah Hazretlerinin yaveri Naci Beyefendi'ye. Muhterem Beyefendi, varlığını korumak ve geleceğinin selametini sağlamak için maddi ve manevi bütün kuvvetlerini birleştirmek suretiyle Allah'a hamdolsun genel siyasi vaziyetimiz üzerinde şükredilmesi gereken iyi etkiler yaratmış ve özel anlaşmalarla defalarca getirilen Taksim arzularını gerçekleşme zemininde uzaklaştırmaya muvaffak olmuş bulunan Kuvayi Milliye'nin asıl hedefiyle gayet kutsal gayesi, Osmanlı milletinin en büyük ve en muhterem gerçek temsilcisi olan heybetli padişah hazretlerini istiklalinin ve hakimiyetinin üzerine gelebilecek her türlü etkiden ve kusurdan korumaktır. Temsil heyetimiz, Türkiye'nin padişahı olan ve mukaddes İslam'ın halifesi sıfatıyla bütün İslam aleminin vicdani bağlılığını yüce makamında birleştiren Efendimiz hazretlerinin değil, yalnız Anadolu ve Rumeli'deki sınırlarımız içerisinde bulunan vatanın her yerinde, hatta bütün İslam dünyası üzerinde madden ve manen hakim ve söz sahibi olmasını bütün Asya'nın geleceği adına yegane kurtuluş çaresi olarak düşünerek çalışmalarını geniş bir ümmet siyasetine çevirmiş, doğrudan doğruya hilafet makamının korunmasını ve bağımsızlığını gaye kabul eylemiştir. Şahsen zat-ı alilerinin vicdanını temsil heyetimizi meydana getiren şahıslardan her birine ve özellikle de bu sarsılmaz kanaatimize şahit olarak gösteririm. Vaktiyle padişahımızın ayak toprağına bizzat kabul şerefine erdiğim zaman arz ettiğim bu düşünce ve bağlılık Anadolu'da ortaya çıkan ve bütün şerefiyle gücü padişahın namlı ismiyle münasebeti bulunan çalışmalarla kuvvetlenmiştir. Meslek ve kanaatimin değişmesinin söz konusu olmadığı esasen yüksek bilgileriniz dahilindedir.
Dolayısıyla bu hususu da padişahımızın ayağının toprağına tekrar arz edip ulaştırmanızı faydalı görüyorum. Anadolu'da büyük bir itimatla arz ettiğim kutsal gaye etrafında teşkilatını düzenleyip yoğunlaştıran Kuvayi Milliye'nin artık tamamen ve bütün köyleri de içerisine alacak biçimde şekillendiğini, dolayısıyla padişahın dokunulmazlığı ve hakimiyeti uğrunda canını feda etmeye istisnasız bütün milletin güçlü bir anlayışla hazırlanmış olduğunu arz edip müjdelerim. Başta vicdanlarındaki dinleri ve nihayetsiz bir kölelik duygusu ve sadakatle hakim padişahları olduğu halde milletin tamamının bugün gösterdiği birlik ve uyum, gelmesi yakın olan barışın şartları hakkında ümitler vermekte olduğu gibi bilhassa gelecek için de büyük gelişmeler vaat etmektedir. Bir haftadan bu yana toplantı halinde olan İstanbul'daki mecliste de aynı gaye ve emeller etrafında kuvvetli bir çoğunluk halinde dayanışma birliği ortaya çıkmıştır. Bütün milli teşkilatların bu çoğunluğa kuvvetle bağlılığı, hilafet makamının sahibi olan heybetli padişahımızın devletle ilgili düşüncelerini, tebaasının mevcudiyetini ve Allah tarafından korunmakta olan memleketinin bütünlüğünü her zamandan ziyade emniyet altında bulundurmaktır. Milli teşkilatımızın yüz yüze bulunduğu amaçlarla milli ve siyasi konulardaki genel durumumuza ve padişahın isteklerine bağlı olan temel düşüncelerimize dair ayrıntıyı ve açıklamaları padişahımızın ayağının toprağına yakından arz etmek üzere eski Denizcilik Bakanı Rauf Beyefendi ile padişahımızın valilerinden Bekir Sami Beyefendi İstanbul'a gittiler. Padişah tarafından kabul edilme şerefine nail olmalarının sağlanmasını istirham ederim. Acizleri Halife Hazretlerinin gökyüzü seviyesindeki sarayının eşiğine bizzat yüz sürmek şerefinden mahrum kalmanın daha fazla devam etmeyeceği ümidi ve her zaman tekrarladığın sadakat ve bağlılık duygularımın sonsuz olduğunu padişahın huzuruna bir defa daha sunmayı başarma fikriyle bahtiyar olarak çok yüksek tazimlerimi takdime aracılık etmenizi rica ederim efendim. Mustafa Kemal. Yeni videolarda görüşmek üzere.